Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. Siz Sizlerle takipçilerimizle bugün son dakika bir haberi değerlendirmek için karşınızdayız. Biliyorsunuz Başkan Biden göreve gelir gelmez kararnameler imzalamakla başladı ve bu hafta da buna devam etti. Bu hafta salı günü itibariyle 3 tane kararname imzaladı. Göçmenlik alanını ilgilendiren Başkan Biden'ın imzaladığı kararnamelerden ilki özellikle Trump yönetimi dönemindeki alınan kararlardan dolayı sınırda ailelerinden ayrıştırılan çocuklarla ilgili aldığı bir karar ve bu kararnameye göre de özellikle ailelerin bir araya getirilmesi görevini yüklenecek bir ekip bir araya getirilecek ve bu ekip Trump yönetimi döneminde ailelerinden ayrılmış ve hala ailelerini bulamayan çocukların ailelerini bulabilmesi noktasında çalışmalar yapacak ve özellikle bu Trump yönetimi döneminde oluşan kararlardan dolayı adaletli olmayan insanlık dışı olan bu kararların iptal edilmesi bunların tekrar incelenmesi ve bundan sonra da bu tarz adaletsiz durumların yaşanmaması noktasında adımlar atılmasını yönlendiren bir kararnamedir diyebiliriz. Başkan Biden'ın aldığı ikinci kararnamede özellikle Amerika'daki asylum sisteminin yani iltica sisteminin tekrardan oluşturulması ve neden kişiler ülkelerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar ya da ülkelerinden ayrılıyorlar bunların sebepleriyle ilgili çalışmalar yapıp ve bununla ilgili yabancı ülkeler uluslararası organizasyonlarla da beraber çalışmalar yaparak bunu çözmeye çalışacaklarını belirtmiş oluyorlar. Ve tabii bu kararnamenin diğer hedeflediği noktada özellikle Trump yönetimi tarafından çıkmaza sokulan asailim sürecinin yani intical sürecinin tekrardan çözülmesi, düzeltilmesi ve e bu noktada da gerekli çalışmaların yapılmasını yönlendiren bir kararname olduğunu görüyoruz. Evet Başkan Biden'ın imzaladığı göçmenlik alanında imzaladığı son kararnamede bu hafta özellikle yasal göçmenlik sistemini tekrar onaran ve düzelten çalışmaların yapılması için yönlendiren bir kararname olduğunu görüyoruz. Özellikle Başkan Biden'ın bu imzaladığı kararname ile oluşacak ekibin özellikle Trump yönetimi dönemindeki geçirilmiş olan kararnameler, yönetmelikler ve kuralların tekrardan incel hepsinin birbir bir. ve bu noktada bunlardan yasal göçmenlik sistemine zarar veren kararların ya da yönetmeliklerin değiştirilmesi, iptal edilmesine sağlanması ama tam tersi göçmenlik alanında olumlu etkisi olan kararların da yönetmeliklerinde tutulması noktasında çalışmalar yapacağını görüyoruz. Bu haftaki Başkan Biden'ın imzaladığı kararnameler bunlardı. Tabii ki bu kararnameler olumlu ve bundan sonraki yapılacak yasal çalışmalar için olumlu olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hep beraber bundan sonraki kararnameler ya da yönetmelikler Neler yapılacağını takip ediyor olacağız ve sizler takipçilerimizle paylaşıyor olacağız. Hepinize iyi günler. Tekrar görüşmek dileğiyle.